İyiydi mi gerçekten bebeğim? İyi Şadiyeciğim. Çok korktum ya ona bir şey olacak diye. Tatlım benim. Doktor hanım da söyledi ya hiçbir şey olmayacak. Her şey yolunda tamam. Hayır ben anlamıyorum ya. Ya Şadiye sen niye bu haline temizliğe gidiyorsun kızım? Zaten kendi derdimize düştük sizinle ilgilenemiyoruz. Ama tamam. Bundan sonra çalışmak falan yok. Ben öyle kenarda biraz birikmişim var. Ne gerekiyorsa ben halledeceğim. Tamam mı? Nereden var be senin birikmiş paran? Ya var işte. Allah Allah. Değil mi Melek? Buyurun lütfen. Yalnız tek bir şartım var. Annesi bebeği bize verdiğinizi kesinlikle bilmeyecek. Bu konuda Taylanlar kesin garanti istiyor. Ha bir de imzalı feragatname alacağız. İmzalarız. Bir sıkıntı yok. Zaten annesi de istemiyor çocuğu. Kesinlikle istemiyor. Kız. Çek bakayım konu. Bak bakayım. Annem. Bana bak bu geliyor yavaştan ha. Kız. Bu şişer yakında iyice. Ha? Şadiye, buralarda durmamamız lazım. Annemin anlamaması lazım. Ne yapacağız ki? Ya bizim Hasangil'in bağ evinde güzel bir yeri var. Olmadı oraya kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Kız. Şadiye. Her şey çok güzel olacak be. İnan abine ya. Ha? Her şey çok güzel olacak. Şadiye'cim kendine iyi bakıyorsun tamam mı? Şadiye'nin parası kolayında bir yerde mi? Hastanede dolabımda kilitli. İyi. Diyorum ki gidip alalım onu. Hı. Sen geri dönersin. Ben alışveriş yapayım. Hı. Bir de şu Hasan'ı bulayım. Alayım kızı götüreyim. Sen de mi gideceksin? Ne yapayım Melek tek başına mı kalsın kız orada? E tedavin ne olacak? Gelirim 15 günde bir. Bana bak. İzin günlerinde sen de gelirsin. Sen, ben, bağ evinde. Ha? Ya oynaşma şurada. Ne yapalım Allah Allah oynaşmayayım da ne yapalım. Ölmeden mezara mı girelim öleceğiz gideceğiz zaten. Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ne oldu ya? Bağ evi diyorum baş başa diyorum. Mezar deme o zaman. Ya tamam yok mezar falan. Mezar yok. Ya tamam demiyorum hadi gidelim mi? Evet. Naren, ölüyorum beni açlıktan. Hadi bir şeyler ısmarlayalım. Ne yersin? Ya Deniz, her gün o kuru şeyleri yemekten içimiz kurudu. Vallahi billahi ya. Kalk bir yemek yapalım, bir sebze, taze sebze, meyve yiyelim ya. Hayatta olmaz, ben mutfağa giremem. Fatoş da yok, ben beceremem zaten. Ya ne var beceremeyecek? Dünyanın en kolay şeyi yemek yapmak. Soğanları şöyle ince ince doğra, üzerine tezek atsan bile lezzetli olur derdi babaannem. Senin babaanne var ya. Manyamış, manyamış, manyamış. Kalk hadi. Üşenme. Kalk, 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 kalk. Kalk bana yardım et. Hadi bir şeyler pişireceğiz. Tamam. Bak ağzım sulandı. Bak, bak. Şişt. Dolaba bakalım. Acaba tezek kalmış mı? Hı. Ya. Hı? Hı? Ya dur. Dur yapma. Yürüyemiyorum zaten. Ay. Ay bu ne be? Bu ne ya? Ben çocukluğumda bile bu kadar ağlamadım ya. Ay hadi hadi. Daha ince doğuracaksın. Daha ince doğuracaksın. Ya Deniz oyuncağınlık yapma ya. Ya vallahi tımarhaneliksin sen. Yemin ediyorum tımarhaneliksin ya. Seni sovanların için bu yaşta gözümü kör edemem yani. Hadi hadi daha ince. Şu yumurtaları kır sonra da. Şu kabın içine. Nasıl kıracağım? Dörde böl böyle bıçakla. Böl böl. Ne var? Böyle kıracaksın işte. Bitti tamam. Hadi. Evet. Hadi. Ah! 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 Saçına. Ah! Kari!
Bakın yapma. Zamanı gelmiş. Azıcık soğan. Azıcık soğan. Mis. Hoca efendi bu muskayı 40 gün boyunca sakın üzerinden çıkarmasın dedi. O gök gözlülerin filan bakışları hiçbir şeycikler yapabilecek artık sana. Şadiyem benim. Hayır, bunun sokaklarda bütün gün oğlumla sürttüğü yetmiyor mu? Ne işi var burada bunun böyle? Ya anne şöyle deyip durma be. Duyacak şimdi kız. Hem hastanede o kadar yardım etti bana. Zaten abim çağırmış bunu. Bir şey konuşacakmış. Aa, ne konuşacakmış ki? Ya ne bileyim ben be. Gelir zaten birazdan abi. Kızlar. Ya bir sağlam kolum kaldı, o da kopacak. Yardım edin. Bunlar ne oğlum böyle? Çarşıyı kaldırmışsın ya. Piyango mu çıktı? Piyango gibi bir şey değil. Hadi. Sofrayı hazırlayın. Çok acıktım. Oldu. Hemen. Onlar yapar boşver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.